Makinesi yüzünden herkese selam dostlar. Yepyeni bir videoda beraberiz. Bugün sizlerle birlikte ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000 ile birlikte. Türkiye'de yepyeni bir ve yerli bir lokomotifin başındayız. Neredeyiz? Turasaç'tayız, Eskişehir'deyiz ve şu anda test aşamalarında ve halen daha tanıtımı yapılsa bile biliyorsunuz bir trenin her zaman bakımları önemlidir. Şu anda da ön kısmı diğer tarafını da göreceğiz. Bakımda ve testte şu anda ve gerçekten bunu bu şekilde gördüğüme çok sevindim. Şimdi ilk bojisi, ilk apusu her şeyle yerli bir lokomotif aslında. Elektrikli oluşu bir kere bizi çok mutlu ediyor. Hem hortumlarından, hem apusundan, hem konvertör invertörden. Bunların hepsi ilklere sahip. 140 kilometrelik bir hıza sahip bu arada. Birazdan içini de göreceğiz. TÜBİTAK ve TÜRASAŞ tarafından üretilen CER motorlarına sahip. Her biri 1080 kW'da kuvvetli sahip ve gerçekten büyük bir elektrikli anlamda Türkiye'nin ilerlemiş olduğu son kademe diyebiliriz. Artık yavaş yavaş seri üretime de geçersek gerçekten çok güzel tren olacak. Şimdi yan tarafta katkı sağlayanlar var. Birazcık da alt kısımlarını inceleyelim sizlere. Şöyle yandan bir devam edelim. Bakın burada E5000'in kendine ait bir yazısı bulunmakta. Aslında açılışta da bu gerçekten çok güzel yapıldı. Çok güzel karşılandı. Çok güzel karşılandı. Bu da kumluğumuz. Burada her zaman bulunmakta. Bu biraz bir makinist gözünden olarak söyleyeceğim bunu. 68.000'liğe birazcık benziyor. Tabii ki de her şeyle yerli. Bakın bunun yerliliğini burada bile bulabilirsiniz. Şöyle gösterebilirim. Burada anahtarı bile yerli bir anahtara sahip şu anda. Gördüğünüz gibi. Şimdi alt kısımlarında toplamda 88 tonluk bir ağırlığa sahip. Şöyle gösterebiliriz. Yük yolcu tonları 100 tona 81 ton ve rapid hızı da 139 tonluk bir ağırlığa sahip. Rapid hızlı yani boş yolcu da olabilir. Aslında pek de yerli bir lokomotifin üzerinde bunları görmek gerçekten güzel bir şey. Şimdi revize tarihi yok çünkü yeni üretildi. Şunlar da ise biliyorsunuz park freni kırmızıysa bu el freni, bildiğimiz el freni çekilmişti, park frenidir. İkisi yeşil olursa herhangi bir fren yok demek. Yine burada da bir kumluk var ve yukarıda Eskişehir 5000, E5000 logosunu görüyoruz. Katkı sağlayanlar burada. İşte en önemli kusur burada. En önemli unsur burada. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK, TCDD Taşımacılık, TÜRASAŞ, TÜBİTAK, RUT, Medel Elektronik, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sönmez Trafo ve Savronik firmaları bu trenin gelişmesine, bu lokomotifin gelişmesine katkı sağladılar. Savronik bir sistem firması. Sönmez Trafo elektrikli kısımlarını karşılayan firma. Ve elektronik kısmında da Medel Elektronik, TÜBİTAK CER motorlarını TÜRASAŞ'la birlikte üretip sağladı. Zaten TCDD taşımacılığı bilirsiniz. Şimdi ayrıca 380 voltluk bir harici güç kutusu var. Besleme kutusu. Yağ kısımları burada. Aslında her şeyle makinesi olarak söylüyorum 68.000'liğe benziyor diyeyim. Yine burada da aynı durum var. Aslında az önceki görmüş olduğumuz ön tarafta daha güzel şey var. Kısım. Burası makinist bölümü. Birazdan geleceğiz. Burası test aşamasında dediğimiz gibi. Şu an yollarda herhangi bir sorun yok ama eksiklikler varsa onlar gideriliyor. Tıpkı ilk yerli lokomotifte, ilk yerli banliyö treninde olduğu gibi bunların da testleri yapılıyor. Şimdi önümüzde kocaman bir lokomotif var. Aslında bizim Türkiye'nin ne kadar bu konuda ileri bir seviye kat ettiğini gösteriyor. Aslında her şeyiyle yerli parçaları, yerli makinaları ürettiğimizi gösteriyor. Biz şu anda bu lokomotifin önündeyiz ve son üretilmiş olan, elektrikli olarak üretilmiş olan lokomotifiz. Birazdan da yukarı kısma gidelim. Bir makinist kabinini bir görelim. İçi dışı nasıl biliyorsunuz, çift kabinli, aralardan gideceğiz. Ne olduğuna bakacağız. Hadi gidelim bir makinist odasına bakalım. Kabine bakalım ne var ne yok.
Evet, şimdi makinist kabinine geldik. Makinist kapısından girer biliyorsunuz. İlk yerli elektrikli lokomotifin makinist kabinindeyiz. Az önce de dediğim gibi bir nevi 68 binliğe binmiş gibiyiz. Ve her şeyiyle tabii ki de bazı parçalarında farklılıklar var. Ve burada bir nevi gerçekten simülatöre benziyormuş gibi hissettim bir anda. 68 binlik burası Totman. Şu üst kısımda bastırılan kameralarımız var, RTMS ekranlarımız var. Bu tren halen daha dediğimiz gibi test aşamasında ama test derken eksiklikleri yapılıyor. Bunu bir düzeltelim öncelikle. Telsiz kısmı, telefon kısmı burada bulunmakta. Gerçekten yerli ve milli üretim oluşunu da buradan da görebiliriz yapıştırmayla. Tabii ki de yapıştırmayla değil, gerçekten milli olarak yapıldı ve kabin kapılarını görebiliyorsunuz. Gayet güzel bakılmış. Buzdolabı buralarda, saklama kabinleri buralarda. Hemen buralara bakalım. Burada da elektrikli kısımlar var. Şimdi burası da pantograf ve elektrikli kısmın kaldırılışı. Yani yukarıya değip de tele değdiği yer. Buradan ayarlıyoruz. Şimdi iki kabinli ve diğer kabine doğru aslında gidebiliriz. Bakın burada da bazı parçalar var. Koltuklar gayet güzel. Tabii ki de bir tık geniş olabilirdi. Çünkü bu trenler uzun yola gideceği için makinesi birazcık rahatsız etmiş olabilir. Bu da ileriki zamanlarda tabii ki de daha da güzel düşünülebilir. Bunlar hep makinistlerden alınarak, bilgi, beceri, fikir alınarak yapılabilir. İşte ileri geri yön kolları, nötrde, modurabalı, kornası, makinist musluğu ve burada da bir Totman'ı var. Bu Totman'ı biliyorsunuz ölü adam demek. Makinistin burada içecek koyabileceği yerler, her şey düşünülmüş yani. Şimdi arka tarafa doğru gidelim ve bir de ışığımızı yapalım, sizlere gösterelim. Hadi gidelim. Evet, şimdi içerideyiz. Karanlıktan kendimi bir göstereyim. Geldik içeri ve burada bazı musluklar burada bulunmakta. Bizim musluk diye tabir ettiğimiz vanalar bulunmakta. Bunların hepsi normalde tabii ki de ustaları işi öğrettiği zaman daha iyi bilinir ama 68 binlikte bu vanaların hepsi böyle dik olmak zorunda. Tabii ki de dediğimiz gibi farklılık gösterebilir. Şurası yük yolcu kolu. Vagonlardaki gibi yük yolcu kolu burada bulunmakta. Burası da bakın yine burada yerli üretim TÜRASAŞ görebiliyoruz. Bakın kompresör üretimi, ana hava deposunun üretildiği parçalar burada. Üst ışıklar, ışıklandırmalar yani elektrikli kısım iç aydınlatma yine yerli olarak yapıldı. Şimdi burada yedek ve ana hava depolarını görebilirsiniz. Şimdi başlangıçta trenin aktif olarak yani sıcak olarak aktif hale getirmemiz için trenin yani lokomotifin orta kısmında bir batarya yani sigortası bulunur ve bu sigortayı açtıktan sonra elektrikli devreler başlar artık ve pantograf kaldırılır, batarya bağlanır ve hava dolması beklenilir. Artık tren ben hazırım der, yola çıkar. Burada sigortalar bulunmakta, sigorta panosu bulunmakta. Şöyle alçak gerilim dolabı bulunmakta. Her kısımda yerli üretim olduğunu burada belirtmeleri çok güzel olmuş. Onu söyleyeyim. Hem yazı olarak hem de marka ismi olarak. Biliyorsunuz az önce saydık. Elektrikli anlamda da. Burası da az önce kabin 2 idi. Burası da kabin 1 kısmı. Birinci kısımda gerçekten yine söylüyoruz. Her şeyin çok güzel oluşunu ve makinisti düşünerek yapılmış olduğunu görebiliriz. Aslında birazcık buralara bir bakmak isterim. Merak ettim. Siz de merak etmişsinizdir. Bakın çanta vesaire koymak için burada ısıtıcı vesaire koymak için ve prizlerin her biri 120'si zaten. Evet. Burası da ayrıca bir çanta vesaire koymak için ve yemek de koyulmak için. Aslında makinist biliyorsunuz uzun yola gideceği zaman yemeklerini de taşır. Bakın böyle küçük küçük dolaplar yapılmış. Anahtarı uymuyor. Anahtar uysaydı ben açardım bizim anahtarlara. Şurada bir dolap mı var?
Evet, burada bir küçük bir buzdolabımız varmış. Bakın. Genelde 68 binlik de buzdolabı burada böyle yukarıda olurdu. Şu an kameranın gösterdiği şekilde. Ama burada aşağı yapmışlar. Olumlu olumsuz yönlerini sayarsak evet, olumsuzluğu var tabii ki de ama yerli ve milli üretim olduğu için de eksikliklerin hepsi tamamlanacak. Mesela bakın şöyle bir ekran burada duruyor. Görüyor musunuz? Ve üstünde azami hız 140 km hız yazıyor. E5000 yazısı bunu bir tık daha böyle büyütebiliriz. 5001 gibi, 5002 gibi artık bu trenlerin seri üretime geçmesi gerekiyor. Ve bakın burada ne buldum? Bak bak bak. Bakın burada ne buldum? Trenin anahtarını buldum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Trenin anahtarı buldum. Açalım mı? Bir delilik yapalım mı? Tamam, yapmayalım. Vazgeçtik. Çünkü neden? Ekranı görüyorsunuz. Bu tren halen bakımları yapılmakta ve bununla bir sorun oluşturmamasını sağlamamız gerekiyor ama anahtarı üstünde bak. Ali abi, Ali abi de burada tabii. Ali abi çalıştıralım mı, ne dersin? Marşa bas bakalım. Abi yorumunu merak ettim gerçekten. Ya el emeği göz nuru ilk elektrikli lokomotif için bence güzel bir aşama kaydedilmiş. Dediğin gibi tabii ki eksiklikleri var. Geliştirilecek halen takılmamış ekranları var. Testleri yapılacak muhtemelen. Evet. Ama bundan başlangıç olarak büyük bir adım. Devamında geleceği konusunda şüphem yok. Gerek bu demir yolları, bahsettiğin yandaki firmalar, savunma sanayi firmaları bu projeye destek vermişler. Eminim bunun devamı çok daha güzelleri gelecek. Bu başlangıç olarak bence mükemmel seviyede, mükemmel denebilecek bir makina. Sadece paneller vesaire falan Şunlar bilmiyorum. birazcık evet fuzuli olmuş gibi göründü bana tabi. Yani Yani eleştiri olarak belki bunlar biraz ergonomik, ya biraz mesela sallanıyor. bir dolap, bir iki dolap, şurayı bilmiyoruz. Burası yangın tüpünün olduğu yer. Evet. Ya bir, şurası bir, şura iki, şura üç, tamam. Malzeme koymak Ya onları için eleştirmek gayet güzel yakışmaz ama zaten. Yani kendileri biliyorlar. şöyle neden sallanır? Ya evet, bu olumluyu konuşacak halimiz yok. Biraz da Evet, olumsuz mükemmel bir şey konuşalım. koymuşlar. Onlar artık yani ufak şeyler, detaylar. Bunları düzeltilir inşallah yakın zamanda, yeni serileri üretildiği zamanda. Şöyle bakın. Pantograf kısmının sigorta paneli arka taraf. Bu şekilde elektrikli lokomotifimizi inceledik. Şimdi ufaktan bir dışarıya çıkalım. İç kısımlarını falan gördük. Dışarıya doğru çıkalım. Videomuzun sonuna gelmiş olalım. Evet, 5000'lik trenin önündeyiz şu anda ve gerçekten güzel ve muhteşem bir yapının içindeyiz. Gerçekten ama yerli üretim olarak üretilmiştir ve bunun bu şekilde umarım seri üretimi yapılır ve devam ettirilir, devamı gelir ve umarım da her zaman yollarda böyle yerli milli trenlerimizi görürüz. Manevra lokomotifi olsun, ana yol, banliyö, bunların hepsini inşallah ileriki yıllarda, ileriki zamanlarda görürüz. E5000'lik ilk yerli milli elektrikli lokomotifimizi sizlere anlatmaya çalıştık. Kendinize çok iyi bakın, abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler.